Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sen nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey, söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Mehmet Recep Erkoşan kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? İsmim Mehmet Recep Erkoşan. Ben 1978 Flensburg, Almanya doğumluyum. Kendimi bildiğim bileli hep tekstil sektörü içerisindeyim. Hı hı. Bu işin hem mekteplisi hem alaylısıyım. 2010 yılından bu yana firmamız aktif bir şekilde Bursalı tarz giyinmek isteyen bayanların hedef noktası halindeyiz. Hı hı. Yerimiz Bursa Kapalı Çarşı, Düğün Çarşısı içerisinde. Evet. Bu şekilde yani siz hep bu işi yaptınız. Tekstil sektörün içerisindeydiniz. 2010 yılında da Favorim Abiye işletmesini Düğün Çarşısı'nda kurdunuz ve burada da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyoruz. Aynen. Sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Ürün çeşitliliği, ürün gamı hakkında biraz işletme hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Ürünlerimiz Düğün Çarşısı zaten çarşımızın adı üstünde. Hı hı. Mağazamızın adı Favorim Abiye. Biz ağırlıkta ürün gamımız Abiye üzerine. Evet. Ama tek Abiye olarak değil, biz nişanlık, sünnet anneleri, balo kıyafetleri, bu tarzda kendilerini bir tık daha farklı hissedebileceği noktada doğru ürünleri doğru yerde buluşturma amacıyla biz dükkanımızı açtık. Evet. Ve o günden beri aynı felsefe ve politikayla hizmetlerimize sınırsız bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi hakikaten abi ama tarz ürünler üzerinde bir hizmet veriyorsunuz. Yani birçok noktada aslında bulunamayacak. Aynen. Ürünleri siz burada sergileyip hizmet veriyorsunuz. O konuda bir açıklık getireyim. Çalışmış olduğum firmalarla tek çalışmayı seviyorum. Bursa'da yani tercih edilmemin sebebi en başta sebeplerinden birisi bu değil. En başta sebepleri çalışanlarımın ve bizim burada müşteriye yaklaşımımız. Evet. Bizim her zaman hedefimiz bir müşteri, 10 müşteri. Yani biz bir müşteriden 10 müşteri kazanmanın peşindeyiz her zaman. Çok şükür ki yılların içerisinde bunun getirilerini hep gördük. Müşterilerimiz müşteri getirdi. Hı hı. Kendileri ikinci, üçüncü alışverişlerine geldiler. Bu doğrultuda çalışmaya sürekli devam ediyoruz ve edeceğiz. Evet. Peki hizmet sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hani özellikle böyle belli başlı bir kriterleriniz var mıdır? Ya kesinlikle müşteri memnuniyeti benim birinci safhadaki kriterim. Evet. Yani bu olmazsa olmaz. Ben müşteri buradan mutsuz ayıracağım ama yani para kazanmayayım ama müşteriye göre o malı vereyim ama müşterim buradan mutlu çıksın. Yani her şeyin altında mutluluk yatıyor. Evet. Onlar mutlu olacak, biz mutlu olacağız. Burada bir aile ortamı içerisinde çalışıyoruz. O sebepten dolayı birinci noktada sadece mutluluk. Evet ve %100 müşteri memnuniyeti kesinlikle, diyebiliriz. Kesinlikle müşteri memnuniyeti. Evet. Şimdi efendim belki biraz önce tercih edilme sebeplerinizden birkaç tanesini saydınız. Fakat sektör çünkü çok geniş bir sektör ve siz de bunun içinde yalnız değilsiniz. Sizi ayrıcalıklarınız nelerdir diğer işletmelerden? Valla birincisi samimiyet. Evet. Birçok şimdi özellikle Bursa'da bu tarzda iş yapan bir yüzlerce hatta belki binlerce firma var. Her biri birbirine yakın ürünler satıyor. Hı hı. Biz ürünlerimizi ilk başta seçerken samimi bir ortamda seçip kreatif ürünleri daha böyle Bursalı bayanların hoşuna gidecek ürünleri seçmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bizi diğerlerinden en farklı kılan noktalardan bir tanesi bu. Evet. Çünkü müşteri buraya geldiği zaman burada ne aradığını ya da ne aradığını bilmiyorsa bile bizim burada onu doğru yönlendireceğimiz bir şekilde ona güvenerekten gelmesini sağlamak. Bizim en büyük ayrıcalığımız bu. Yani başından beri söylüyorum, müşteri mutluysa biz de mutluyuz. Evet. Tek altını çizeceğim konu da budur. Ticarette en büyük unsur da bu iki tarafında memnun ve mutlu olması. Aynen. Peki sektörle ilgili ileriye yönelik planlamalarınızda neler var? Vallahi şubeleşmeyi çok düşündük. Yani hı-hı, farklı bir iki yerde daha açalım, yakın civarda açalım gibi çok düşündük. Ama tek taşın yerinde ağırdır ve daha da böyle bir künk olduğunu da bildiğim için
adımlarımızı yavaş yavaş ve doğru atmayı hedefledik. Elbette müşterilerimize farklı nok, çünkü Bursa artık eski Bursa değil. Evet. Yani bir 10 sene önceki Bursa ile şu anki Bursa arasında bile çok farklılıklar var. Zaman içerisinde Bursa'nın farklı bölgelerinde de şubeleşmeye gideceğiz. Bu konuda şimdiden yatırımlarımız ve atılımlarımız başlamış durumda. Evet. Kendi zaten biz bunu bu sene aktif hale getirdiğimiz internet, Instagram ve Facebook sayfalarından da yayınlayacağız. Müşterilerimiz bizleri buradan da yakinen takip edebilirler. Modellerimizi ve mağazalarımızın ne şekilde ve ne hangi konumda olduğumuzu. Gelecekle alakalı planlamamız şu an bu doğrultuda. Evet, Mehmet Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun.